Benim eşim sık sık rüya görüyor, banyoda çok kalıyor, gece korkuyor. Biz üç harflerden şüpheleniyorduk, ne yapmamız lazım? Şüpheleniyoruz, ne yapmamız lazım? Ee, sık sık rüya görmek iyi bir şey değildir. Ee, Mizaçta bir bozukluk olduğunu gösterir. Onun için her gün e, eşinizi okumanız lazım. Ne okuyacaksınız? Ee, Yedi Fatiha okuyacaksınız, bir ayetel kürsi okuyacaksınız. Felak nas surelerini okuyacaksınız inşallah. O haleti ruhaniye gitsin diye. Banyoda uzun kalıyor ve gece korkuyor. Burada kendisine zannedersem vesvese ahlakı gelmiş. Maalesef bu herkese şu an yayıldı. Neden? Neden? İslam'ın güzellikleri anlatılıyor. İnsanımız önem vermiyor buna. Bir ev yaptırıyorsun. Nasıl olacak o ev? İşte helası, banyosu her şeyi bir yerde olsun. Olmaz. Uygun değil bu. Efendimiz ne diyor? Hela yaptığın yerde abdest almayacaksın. Vesvese yapar. Temizlik sularına dikkat edeceksin. Vesvese yapar. Tahareti dahi İslam üzerine alacaksın. Vesvese yapar. Şimdi ne yaptılar? Evleri işte bir güzel bir şekiller yapacağız diyorlar. Ne yaptı? Banyo orada, klozet burada, abdest alma lavabosu burada ne oldu? Yer kazanmış olduk. Öteki taraflar geniş olmuş oldu. Ondan sonra kazandığın yerden çıkamıyorsun. Banyoya giriyor çıkamıyor. Bu bir tanesi yani. Daha başka neler var? Abd namaza başlayacak. Başlayamıyor adam. Abdesti aldım mı aldım almadım mı acaba? aldım mı almadım mı acaba? Ya da namaza başlar. ikinci demeyeyim, üçüncü demeyeyim, dördüncü demeyeyim, beşinci demeyeyim. Böyle vesveselere girer. İslam üzerine helamızı, abdesthanemizi o şekilde yapalım. Helaya girdiğin yerde abdest almayacaksın. Bu bir. Vesvesesi olan insan ne yapacak? Abdest aldıktan sonra abdest elinin ıslaklığı var ya onu şöyle e, bu ön mevkiine böyle böyle bir serpecek diyor. Cebrail Aleyhisselam gösterdi bunu peygamberimize. Felak ve Nas surelerini çok okuyacak vesveseden kurtulmak için. İnşallah. Rabbimize dönersek o bizi şeytanın eline bırakmaz. Ama biz ya onu yapmasak da olur. Bunu yapmasak da olur. Şunu yapmasak da olur. O sünneti yapma, bunu yapma, şunu yapma. Ondan sonra böyle oluyor. Maalesef. Onun için peygamberimiz bir şey öğretiyorsa onda mutlak Müslüman için hayır vardır. Şimdi geçen internette bir haberde okuyorum sağ üzerine yatmak sünnettir diyor. Hadis-i şerifte peygamberimizin sünnetidir. Bugün diyor bu sünnetin bir bereketi daha ortaya çıktı. Sağ üzerine yatan insanda Alzheimer olma hastalığı dediğimiz yani hafıza kayıp kaybetme hastalığı çok daha aşağı derecelere düşüyor. Çok daha aşağı dereceler düşüyor. Biz sünnet diye yapmaya gayret göstermemiz lazım. Aslında Resul-i Ekrem'e olan muhabbetimiz ve sevgimizden dolayı ama bunun yanında da şunu da anlamamız lazım. O sünneti ona yaptıran, bize öğrettiren Allahu Teala'dır. Allahu Teala bizim halikimiz değil mi? Yaratıcımız değil mi? O zaman kula lazım olan o bilir. Burayı bilip de buna göre hareket etmek lazım ama bugün insanımız maalesef ya öyle yatmasak ne olur? Sünnet ya. Terk etsek ne olur? Sonra yaşlanınca bakarsın. Ya sen kimsin? Torunun gelir ön yanına. Sen kimsin? Tanıyamadım seni. Dersin. Neden? Hep çünkü yüzüstü yattı vesaire yani biz doğruyu söyleyeceğiz. Kalbinizi kimsenin kalbini kırma niyetinde değiliz ama şeytana da bir set çekmemiz lazım bu konuda yani.